Burak Uçar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Korkmayalım tabii canım, artık buraya kadar geldikten sonra burada neden korkacağız ki? Tabii. Evet. Son derece başarılı bir takımımız var. Son derece birbirine kenetlenmiş iyi bir ekibimiz var. Bursaspor'a çıkacak, futbolunu oynayacak. Tabii Manchester United'la Old Trafford'da oynanacak mücadele de favori ev sahibi ekibi olacaktır. Valencia her ne kadar güç kaybetse de işte David Silva ve Villa çok iyi isimler. Ama mutlaka takviyeler yaptılar. Onlar da tehlikeli oyuncular var. Valencia da o kadar kolay bir takım değil. Yani o kadar kolay derken biz telefon trafiği yaşandı tabii. Futbolcularla da konuşuyoruz. Herkes çok mutlu. Ancak dediğim gibi Valencia'da yaban atılacak bir ekip değil, yaban atılacak bir takım değil. Ben Bursaspor'un buradan en azından 3. olacağını tahmin ediyorum. Glasgow Rangers ciddi güç kaybetti. Tabii uzun mesafe olması, deplasmanların uzak olması, yani 4 saatlik uçak yolculukları Bursaspor'u bekliyor, Bursaspor kafilesini bekliyor. Hava şartları olumlu mu, olumsuz mu olacak Rangers'da, özellikle Glasgow Rangers mücadelesinde oradaki maç etkili olabilir. Artıları eksileri masaya yatacağız ama genel olarak toparlarsak bugüne bakıldığında o büyük, o muhteşem salonda, dünya futbolunun en önemli isimlerinin bulunduğu salonda Bursaspor amblemini, Bursaspor logosunu görmek başlı başına bir keyifti. Ve biz de bu keyfi bir kez daha yaşamış olduk. Dünyanın en tanınmış isimleri, en tanınmış futbol adamları Bursaspor'un ismini gördüler, logosunu gördüler, amblemini gördüler. Çok güzel bir görüntüydü, gurur verici bir görüntüydü. Bir Bursaspor takipçisi olarak bizler yıllardır Bursaspor'u buralarda hayal bile edemezken şu anda işte Valencia iyi takım, kötü takım, Manchester'dan burada puan alır mıyız, galip gelebilir miyiz, bunları konuşuyoruz. Baş başına çok tarihi bir gün yaşanıyor bugün. Herkes son derece mutlu, son derece keyifli. Kura çekimindeki heyecanımızı siz de yaşamışsınızdır yayında. Evet. Herkes bir heyecan yaşadı, farklı bir duygu yoğunluğu yaşadık. Dileriz Bursaspor burada gereken puanları toplar. İç sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkartabilirse Bursaspor bir üst sıra çıkmaya hak kazanabilir. Şans da biraz, tabii futbol şansı da biraz yanımızda olmalı. Evet. Peki. Doğru işler yapanın yanında oluyor futbol şansı da aslında. Evet. Bursaspor depo doğru adımları attı bugüne kadar. Aynısını Şampiyonlar Ligi'nde de bekliyoruz. Burak Uçar'a da teşekkür ediyoruz yorumları için. Teşekkürler Burak Uçar. Teşekkürler.